özgürce seçilen yalnızlık, bizi dışarıdaki tehlikelerden korurken sadece rahatlatıcı bir merhem olmaktan öte, kendimizle yeniden iletişime geçmek için de etkili bir terapidir. Bazen de yalnız kalarak kendimiz ve uzak tutmak istediklerimiz arasında bir mesafe oluşturmuş oluyoruz. Böylece bizi hayal kırıklığına uğratabilecek ya da iç huzurumuzu bozacak şeylerden korunmuş oluyoruz. Bu videoda sadece yalnız olmak isteyenlerin sahip olduğu alışkanlıkları derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İnsanlara darılıp kendi köşemize çekildiğimiz günler elbette olmuştur. Tabii bu küskünlük genelde fazla sürmemektedir. Bir gün bile insanlarla konuşmamak oldukça sıkıcı gelebilir. Fakat Christopher Knight adındaki bu adam yıllardır kimseyle konuşmuyor. Tek başına bir hayat sürmesiyle dikkatleri üzerine çeken bu adamın sıra dışı öyküsüne gelin hep birlikte bakalım. Sevdikleriyle daha iyi iletişim kurarlar. Sürekli sevdiklerin yanında olmamak onları daha da kıymetli yapar. Bu nedenle de onları özlüyor ve görüştüğünüzde doya doya hasret gideriyorsunuz. Birbirinizi anlatacak sayısız şey buluyor. Her gün birbirini gören aile üyeleri gibi yan yana ama ayrı dünyalarda olmak zorunda kalmıyorsunuz. Kısacası yalnız yaşadığınızda sevdiklerinizle çok daha iyi iletişim kuruyorsunuz. Bu nedenle de kendinizi mutlu ve güçlü hissediyorsunuz. Gizli yeteneğini keşfeder. Yalnız yaşamak sizi neden daha güçlü hale getiriyor, biliyor musunuz? Çünkü tek başına kaldığınızda normalde kullanmadığınız bir sürü yeteneğinizi kullanmaya başlıyorsunuz. Hatta beceriksiz mi beceriksiz olduğunuzu düşündüğünüz alanlardaki yeteneklerinizi keşfetme fırsatı buluyor. Ve vay be ben neymişim diyerek göğsünüzü kabartıyorsunuz. Yalnız insan psikolojisi aynı zamanda rahatlık getirir, özgürlük hissi yaratır. Ailesiyle birlikte yaşarken bardağını lavaboya bile koymayan pek çok erkek yalnız kaldığında aslında gayet güzel yemek ve temizlik yapabildiği gerçeğiyle karşılaşıyor. Pek çoğu insanın hayallerine sahipler. Hiç susmayan telefonları, ikide bir banyonun kapısını tıklatmaları, odanıza gelip kitap keyfinizi hiç etmeleri, film izlemeye çalışırken olaydan zevk alırmış gibi durmadan bir şeyler sormaları ve benzerleriyle yalnızlığın tadını çıkarmanıza izin vermezler. Bu da sizin gereken gücü toplayamamanıza neden olur. Nitekim evde sizden başka birilerinin daha olması genellikle yeteri kadar dinlenememeniz anlamına gelmektedir. Oysa ki yalnız yaşayanlar için böyle sorunlar söz konusu bile değildir. Çünkü onlar pek çoğu kişinin hayalini kurduğu yalnızlığın keyfini doyasıya çıkartabilirler. Örneğin akşama kadar çok çalışsalar da mesai bittiğinde günün yorgunluğunu bir güzel atacaklarını bilirler. Başkaları gibi yaptıkları planların birileri tarafından suya düşürülmeyeceğinin farkındadırlar. İsterlerse bütün akşam film keyfi yapar, isterlerse de upuzun bir banyodan sonra öylece bornozla kendilerini kanepenin üzerine bırakabilirler. Hatalarıyla yüzleşirler. Her insan hata yapar ama çoğu kişi hatayı kabullenmek istemez. Yalnız insan hata yaptığında asla kendinden kaçmaz. İsteseniz de istemeseniz de bir başınıza kalır ve hatalarınızla yüzleşirsiniz. Yani istediklerinizi çok daha net görür, başarılarınızı ya da başarısızlıklarınızı daha iyi ölçüp tartar. Kısacası kendinizi bol bol sorgularsınız. Bu da sizi hep daha iyisine ulaşmanız için teşvik eder. Dünyanın en zengin veya en başarılı insanların geçmişte pek çok hata yaptığını görürsünüz. Fakat onlar bu hatalardan ders çıkartarak bugünlere geldi. Korkuyu bilmezler. Pek çoğu insan o kadar alışmıştır ki modern hayatı tek başına bir odada kalmaktan bile korkar. Evin diğer odasından tıkırtı geldiğinde yanınızda hiç kimsenin olmaması, yataklara düştüğünüzde size bakacak hiç kimseyi bulamamanız, gecenin bir yarısı çalan telefonunuzdan garip sesler duyduğunuzda hissettiğiniz korkuyla tek başına uykuya dalmak zorunda olmanız. Evet, bu örnekler yalnız insanların aslında çok fazla korkunun saçma olduğunu hissettirir. Onların da korkuları var ama yalnız yaşamak korkuların üstesinden gelmeyi gerektirdiği için onlar bu konuda diğerlerine açık ara fark atmayı başarıyorlar. Sorumluluğu iyi bilirler. Yalnız yaşıyorsanız sorumluluk alma konusunda da oldukça iyisinizdir. Bu da sizi her geçen gün biraz daha güçlü hale getirir. Çünkü koca bir evi tek başınıza çekip çeviriyor, kendi paranızı kazanıyor, bir başınıza hayata meydan okuyorsunuzdur. Evinizdeki ampulü değiştiren kişi de siz, yemek yapıp bulaşık yıkayan kişi de siz oluyorsunuzdur. Kısacası her işinizi tek başınıza hallediyorsunuzdur. Zaten istemeseniz de bunu yapmak zorundasınızdır.
Zira sorumluluğu üzerine yıkıp ortalıktan kaybolabileceğiniz birileri yoktur. Parayı iyi yönetirler. Yalnız yaşamak insanı neden güçlü kılar? Sorusunun bir diğer cevabı da bu. Çünkü yalnız yaşıyorsanız, paranızı yöneten tek kişi de sizsiniz demektir. Bütün faturaları ödeyecek, alışverişi yapacak her şeyiyle tek tek uğraşacak kişi sizsiniz. Diğer bir deyişle kazandığınız parayla hem geçmişinizi sağlamak hem de özel ihtiyaçlarınızı karşılamak zorundasınız. Hatta belki de tüm bunların yanı sıra bir de kenara para atacaksınız. Sonuçta bütün sorumluluk size ait. Kısacası yalnız yaşayan insan güçlü insandır. Çünkü onlar nereye, ne kadar para harcayacaklarını çok iyi bilirler. Ve genellikle parasal sıkıntı yaşamazlar. Zekidirler. Evde oturan kişileri bir bakıma daha iyi olarak da görebilirsiniz. Kendi seçimlerinden ötürü evde kalmak isteyenlerin en büyük sebeplerinden bir tanesi, dışarıdaki insanların yapmacık olduklarını düşünmeleridir. Pek yanıldıklarını söyleyemeyiz aslında. İnsanlar 7/24 beraber olduğu kişilerin bile arkasından konuşabiliyor ve çok sevdikleri arkadaşları mekandan ayrıldıkları anda dedikodularını yapabiliyorlar. Zaten zeki bir insan, sahte gülücüklerin olduğu ortamlarda zaman kaybetmek istemez. Üretkenlik. Uzmanlar yaratıcılığı, orijinallik ve fayda içeren düşünme ve eylem olarak tanımlıyor. Yeni deneyim ve düşüncelere açık olmak, özgüven ve bağımsızlık, yaratıcılıkla bağlantılı kişilik özellikleri olarak görülüyor. Buradaki bağımsızlık sosyal normları, fazla umursamamayı, yalnızlığı tercih etmeyi de içeriyor. Yaratıcı insanların en önemli özelliklerinden biri, sosyalleşme konusunda fazla istekli olmamaları. Yalnız zaman geçirmek yaratıcılık için gerekli olan düşünme, tevekkül ve gözlem yapmayı mümkün kılıyor. İçe dönük olmak. 2011'de yapılan bir araştırmada içe dönük liderlerin daha etkili olduğu, bu insanların güçlü önerileri ve kişilikleri kendilerine tehdit olarak görmedikleri, ayrıca başkalarını daha iyi dinledikleri görüldü. Ayrıca eski çağlardan beri insanlar yalnız kalmakla zihinsel odaklanma arasındaki bağlantının farkında. Dini tevekkül bakımından yalnızlığa önem veren kültürlerde de aydınlanma için bunun gerekli olduğu inancı yaygındır. Araştırmalar yalnızlığın beynin dinlenmesini sağladığını, başka birinin varlığı halinde istemeden de olsa dikkatin oraya yöneldiğini gösteriyor. Bu tür dağıtıcı etkenler olmaksızın yalnızlık halinde hayal kurmak, beynin normal ayardaki bağlantılarını aktive ederek hafızanın ve benlik duygusunun güçlenmesini, başkalarının duygularını daha iyi anlamayı sağlıyor. İhanete az uğrar. Sizi asla yüzüstü bırakmayacak birisi var. Kendiniz. Sevgilinizden ayrıldığınızda, bir aile bireyini kaybettiğinizde veya bir arkadaşınız ile görüşmeyi kestiğinizde kendinizi yalnız ve terk edilmiş hissedersiniz. Hayal kırıklığı acınızı arttırır ve sanki sonsuza dek yalnız kalmakla lanetlenmiş gibi hissetmenize neden olur. İşin aslı bu hayatta sayısız hayal kırıklığı yaşayacaksınız. En yakın arkadaşınız size ihanet edebilir. Hayat arkadaşı olarak seçtiğiniz kişi birdenbire başkalaşabilir. Kötü olmazlar. Yalnız insanlar aslında neyse o olmayı tercih ederler. Başkalarına göre kalıplaşmak istemezler. İyiyse gerçekten iyidir. Söyleyeceklerini düşünüp taşınmazlar ve dış görünüşlerinin kötü olması onları rahatsız etmez. Onlar için en önemli eleştirmen kendileridir ve bu nedenle başkalarının ne düşündüğünü hiç umursamazlar. Böylece daha az gergin ve endişeli bireyler olup çıkıverirler. İçten ağlarlar. Ağlamak bazen güzeldir, içini dökmek de çok iyidir. Kız erkek fark etmeden bazen yalnız insanlar ağlar durur köşelerde, kimselere haber etmeden. Bazen kendilerine bile itiraf edemedikleri bir anda, yalnızlık dibe vurduğunda dökülür gözyaşları damla damla gözlerinden. Ağlamak endorfin salgılanmasına neden oluyor. Endorfin insana neşe veren bir hormondur ve zaten mutluluk hormonlarından bir tanesi olarak bilinir. Endorfinin neşe vermenin yanı sıra sağladığı bir fayda da ağrıları azaltmasıdır.